Üniversitesi'nde doktora yaparken bir anda hayatının kararını veriyor, hayatının yönünü değiştiriyor ve Paris'te Cordon Bleu'de mutfak eğitimi alıyor. Şimdi de muhteşem bir şef, harika lezzetler yapıyor, lezzetlere yorumlar katıyor. Ona da dünyalar tatlısı, sosyal medyada harikalar yaratan Berrak Tuna eşlik ediyor. Alkışlarınız Aylin Hanım'la Berrak Hanım için. Ya çok tatlısın. Tam bir centilmenlik kadın dayanışması. Her şey var. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Sizi böyle alabilir miyim? Hemen geçeceğiz, hiç merak etmeyin. Sadece hoş geldiniz demek istiyorum. Ne yapacağınızı sormak istiyorum. Sonra da sahneyi size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel. Şimdi şey bulunca... Bak işte fazla geldi. Her şekilde getirmek zorundasınız tabii sesinize. Hoş geldiniz bu güzel günde. Sizinle beraber olmak benim için çok çok mutluluk verici. Ben Deniz Efendim, Adana'dayım bu arada. Şimdi bu memleketli senemeyi İstanbul'da yaşıyorsanız çok da fazla girmediğiniz bir şeydi. Sonra ben meslek mutfak olunca bir anda böyle tanıştığım herkese memleket gülümseyelim demeye başladım ve kendi kendime gülüyorum. Ne yapacağım memlekete? Şunu yapacağım. Çünkü ağız tadı dediğimiz şey çocukluktan itibaren evde yediğimizde gelişen bir şey ya. Yani geliştirebiliriz, evet, kafayı açtığımız zaman, neden olmasın, damak tadı da gelişir zaman içinde. Ve fakat şu lezzetlerin içine doğmuş olmaktan ötürü benim için kariyer değiştirmek çok kolay oldu. İyi ki Adana'yı izliyoruz ve sahneyi size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen asıl sahnemiz olan mutfağa geçiyoruz. Ben kelime bu akşama kadar sakladım. Kebap yemedim ama Berra, efsane adresini söylüyor bana. Çünkü ben gençleri takip ediyorum artık. Özellikle sosyal medyada inanılmazlar. Onu nereden buluyor? Ötekini biliyorduk. Bunu Adana'da gelip o benden iyi nasıl biliyor. Nerede yiyoruz bu akşam? Bu akşam aslında bir arkadaşımızı ziyaret ediyor ama biz buradan çıkışın mesela önce iştah uğrayacağız. Çünkü geçen sefer uğrayamamıştık. Her geldiğimizde bir önce gittiğimiz yerlerde biz yeniden kontrol yapıyoruz. Hala aynı mı, iyi mi, devam ediyor mu diye. Hem de bir önceki sefer çünkü yani 3-4 günde yiyebileceğimiz bir maksimum sınır var. Her sebebinde hem yeni yerlere gidiyoruz hem eski yerlere gidiyoruz. O yüzden bugün önce Ali Usta tabloda lahmacun. Ya benim için çok özeldir. Ben ilk 4-5 sene önce geldim ve geldikten sonra her sene gelmeye devam etti Adana. O yüzden ben Adanalı olmasam da bana böyle artık Fahri Adanalı ünvanı bu sene. Teşekkür ediyorum geldiler. Öyle bir programımız var. Aynı anda tabii ki de bize gelecek. Şimdi bu kebapları yiyoruz ya dedim ki kesinlikle altını çizmen lazım. Tatlı gibi bir şey yapalım. Narinciye kadar yapalım. Narinci deyince yok yok bence. Yani tatlıda da tuzlu da aslında kullanabileceğimiz çok iyi anladım. Sanki daha mı yürülenir diye. Ama şöyle hafif bir tatlı olsun o kebapların üzerine. Hem soğuk hem narinciyelerin bir tarafı ekşi bir tarafı böyle taze tatlar, iç ferahlatıcı tatlarıyla bir böyle işte lahmacunla kebap arası. Daha bir temizlemek için tam ortada. Temizlemek için. Tatlı sıkıntı dedikleri. Neyse durmaya gerek yok. Yapalım dedim. Şimdi çevresini çok iyi bilemedim. Bu aslında bir Fransız tavası. Ama evlerde yapılan bir şey. Tıpkı bizde olduğu gibi böyle anneler yoktan var ederler ya dünyanın her yanında. İşte 2-3 tane yumurtamız var. Bugün portakalla, nane
diyebiliriz. Yumurta, süt, şeker var aslında elinizde. Bugüne özel diye dediğim gibi narengiye kullanacağız. Şimdi merakı da çalıştıracağım. Merak mutfağına gelince başına gelecek biri. Ben hazırım zaten. Ben bir noktada her zaman kendimi mutfakta bulmuşumdur. Dün gece mesela Mehmet ıslanaydı. Ben kendimi ocak başında buldum halinde. Neyi servis yapmak için ben tabak seçmeyi unuttum değil mi? Bana hafif çukur bir tabak lazım olacak. Baştan alacağımızı anladım çünkü asıl günün kahramanı narenciyeler. Onları konuşmak istiyorum. Şimdi bir krem anglaise yapıyoruz önce. Onun soğuması gerektiği için. Burada kullanabiliriz, sorun değil. Dedik ya, evde bir tatlı yaptığımızı düşünün. O yüzden hatta böyle profesyonel makine vardı. Yok dedim, onu almayacağız. Nerede bizim mikserimiz? Bununla yapacağız. Çünkü şöyle oluyor ya, sizin yani 3 tane komi, 2 tane çırak, 1 tane bulaşıkçı yaparsınız tabii. Kolay da dersiniz. Kim topluyor arkamızı? Bugün tam evdeki gibi çalışacağız. Bununla çalışacağız. Yumurtanın altlarından köpük köpük herhangi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi. Ama orada küçük bir değişiklik var. Normalde sütün içinde kaynatıyoruz. Bugün biraz kısaltmak için zamanı suyla haşlayacağız. Aynı zamanda sütle de kremasını yapacağız. Beyazlardan herhangi yapıyoruz. Sarılardan kreman lez yapıyoruz. Çok basit süt, şeker, yumurta sarıları kaynatılmadan karıştırılıyor. Biraz narenciye koyuyoruz. Tabağımızın altında soğumuş yumurta sarısı kreması, üzerinde haşlanmış merenk. Ona şöyle bir narenciyelerde karamel koyuyoruz ve küçük bir meren salatası. Bütün hikaye bundan ibaret. Sıralaması önemli dedik. Şimdi bu senin. Yumurta beyazlarını alıyorsun. Ben de sarılarını alıyorum. Nerede rahat ediyorsa, yumurta sarılarının çıkmanın şöyle bir şey vardı. Bu arada küçük tiyolar verelim. Hanımlar biliyorlar ama beyleri de görüyorum. Biraz onlara da öğretmek lazım bu işleri. Bence onlar ne yaparlar? Yumurta beyazlarının çıkmak için onun ısısında olmasını tercih ederiz. Bazen neden köpürmüyor diyoruz. Çünkü dolaptan iyi çıktı köpürmesi. Biraz o da ısısına gelmesi lazım. Bir de yumurtalar çırpınmaya başladıktan sonra şekeri yavaş yavaş ekliyoruz. Bunun altı yapalım. Bakalım. Külleyemeyiz. Kremayı yapmak aslında yani bayağı zaman vardı. Bir ara düşündüm. Dedim ben bunu hazırlayayım mı götüreyim. Sonra basit diyoruz. Karşımıza hazırını çıkartınca çok inandırıcı olmuyor. Bakınız şekerle süt kaynamakta. Yumurta sarılarını ve beyazlarını ayırdık sadece. Şimdi süt kaynadığı anda biraz sarılarla karıştıracağız ki buna da tamamen etmek diyoruz. O da ısısına getireceğiz. Yoksa kaynar sütün içine yumurta sarılarını bir defa da dökersen malumunuz omlet olur, krema olmaz. Ve içinde çok yüksek miktarda yumurta sarısı bulunduğu için de yine omlete dönüşmemesi için kaynatmadan ama 86 dereceyi onu da nasıl ölçeriz? İşte kaşığın arkasını şöyle yaptığınızda eğer iz kalıyorsa gelmiştir o derece. Şimdi bu kaynıyor. O zaman canım. Evet. Başlıyoruz. Aynen. Daha önce böyle bir şey gördün mü? Bu tarz bir tatlı haşlanmış merenek beni öncelikle çok geldi. Sızana batırken çünkü beni yapması ne kadar kolaysa hep fırında ve beze şeklinde biraz da alıştınız. Ben o kaynar suya atmıştı şahsen çok merak ediyorum ve endişeleniyorum. Güzel. Demek ki sürprizlere gel var evet. Hayatımızda. Çünkü tenisin farkı da çok iyi genç arkadaşımız. Biz profesyonel mutfaklarda fırınlarda aslında işte gidiyoruz buhar
ağırlık programlarınız olduğu için hani iki tane, üç tane de uğraşacak durumda değiliz. Muhakkak fırını bu arasını alırız ve iş biter. Bu çelak da tabi sonra olabilir. Çok önemli. Şöyle bakalım. Bence aslında ben çıkıyorum. Ben bunu sonunda evde çıkacağım gibi biliyorum. Bu da bir egzersiz sayılır. Gerçekten öyle. Paris'te bize hiçbir şey yaptırmıyorlardı. Kurtan teyzeyle. Ters yapmışız. Hiçbir makine kullanmıyordu. Paris'te yani en zor hamur işlerinden bir tanesi biliyorsun. Çok yumuşak bir hamurdur. Uzun zaman yoğurulması gerekir özlensin diye. Tamamını evde yaptırdılar. Bazen iyi olmuş diyorum açıkçası. Şimdi, lisenin adına biraz konuştuk. Bunlardan daha önce görmediğin var mıydı? Efendim? Yok. Mesela görmek yok. Anladım. Peki, hemen bu teoride de... Bu hafta da... Peki. Şöyle bir durum var, Meral'le ilgili. Aman sakın durdurma dedim, duydunuz. Meral'i durdurduğunuz zaman onlar birbirinden, yani su ve protein birbirinden ayrışır. O sebeple kullanmadan hemen önce yaparız. Şeker miktarımız olduğu için öyle önce bir kere parça parça dökmeye gerek yok. Ve fakat normal şartlarda yine daha fazla yaptığınız ölçülerde 2'ye, 3'e, 4'e bile ayırdığınız olabilir. Fena değil, birazdan o bitecek. Bir de sanırım merakta çok fazla karıştırmak da aslında o tepeleri çabuk çökmesine sebep oluyor, değil mi? Evet. Doğru. Evet. Şöyle bir şey var. Bu yüksek mi, düşük mi? Hangisindeyiz? Bunu en yüksek alabilir miyiz? Teşekkür ederim. 450 en yüksek. Peki. Bu burası mı? Yiyeceğiniz mutfak var ya, o kadar korkarım ki ben böyle başkasının mutfağında size şey yaparlar. Davet ederler. Daha kilo. İşte ya kaç yıldır şeklisin yani, değil mi? Yok. Elinizi nereye koyacağınızı bulamazsınız. Başka yerde iş yapmakta çok korkarım o yüzden. Yine dediğim gibi bunun bir türlü pişme biçimi var. Fırında da pişirebiliyoruz. Hafif yüzünü koğuşla karamelize de edebiliyoruz. Bu yorumlarla uğraşmayacağız. Narinciyi biraz arttırmak adına ne yapalım? Bir sürü gördüğünüz gibi pişirme var elimizde. Şimdi bunlardan bahsetmek istiyorum. Şunu tanıyan var mı? Gözüküyor mu? Şunu tanıyan var mı? Var mı? Var. Daha önce bunu gördük mü? Bir bıçağımız olsa gerek burada. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyoruz? Tamam. Şöyle yapınca içinden çıkan bunu detaylı nasıl gösterebilirim? Tabakta gezdireceğiz bunları. Bu elimdeki adı limon havyarı. Havyar limonu. İçinden boncuk boncuk. Boncuk boncuk. Suyu yok gördüğünüz gibi. Boncuk boncuk dökülüyor. Şimdi şu bir şöyle gezilse. Nasıl gezilir? Herkes öne verelim. Öne verelim. Öne verelim. Dolaşalım. Rica edeceğim. Yani herhalde hiçbir şey kalmasa benim olarak sadece narinciye kalsa ömür boyu çay kalmam. Yanında bir şey daha var. Benim de böyle değişik bir arkadaşımız. Geçiş gücür. Bunu da bir keselim. Şöyle yapıyorum. Bunda da pek bir gördüğünüz gibi sıkım sıkım 3-5 damla anlarınızı alıp için çıkartacağım.
burada dolaşsın. İstiyorum ki bunları gençler, rica etsem burada dönüp dolaşalım mı? Nasılsınız efendim? Bence çok iyi. Harikasın. Şimdi bu ters çevirip bir test yapalım mı? Hazırlığımız burada. Kaşıklarımız burada. Şunu koy. Harika. Çıkarttığınızda son bir kez şu şekilde bakıyoruz. Şimdi senden ricam şu olacak hayatım. Bu arada nalicilerimiz yok. Onlara döneceğiz birazdan. Könel diyoruz buna. İki kaşığın yardımıyla, sen diyorsun da, şöyle teşekkür ediyorum esasen ve şeye bırakıyorum bunu. Yavaşça. İkinci, üçüncü yüzü kaynağı. Tamam. Güzel tamam. Şöyle bir üç tane olsun mesela, bunu da tersini çevirdikle. Oradaki beyaz çubuklara
bu limonunuz. Konuşmuştuk Berat'cığım. Göstereyim. Konuşmuştuk Berat'cığım. Ne diyoruz? Hangi sensi bırakın çalışmışsın? Yani çalışmadığım yerden geldim. Meğer olan mesela asiditesi düşük olan, daha tatlı olan, hatta bazen sanırım işte portakalı limon karşılanması gibi yanlış bir bilgi de olabiliyor zaman zaman. Meğer limon mesela. Ama bu meğer limonu ben şu an emin değilim. O meğer değil, ezel donat. Ezel donat kullanan var mı? Kullandığın ezel donat olduğunu bilen var mı? Bravo. Ama bir kişi olmasın. Adana'dayız arkadaşlar. Naleciye konuşuyoruz. Ben sizden ders almam gerekiyor. İşin şakası bir yandan şöyle. Tabii ki işte limon ve limon diye alıyorduk. Ama ben bunu ilk defa her hafta iki kere pazardayım. Pazardım fark ettim. Özel hanımlar, meğer limonunun zamanı şimdi bu dönemlerde memnun değiller hayatlarında. Ay diyor, salataya koyulun adına hiç yakışmıyor diyor. Haklı, meğer limon salataya yakışmaz. Dolayısıyla aslında başka bir şeye geliyor. Şimdi hep böyle bir işte acayipler dokunuşlar yapıyorlar, değişik değişik tatlar buluyorlar falan değil mi ya şeflerin için? Şimdi sizin evde yaptığınız gibi olmuyor şu bu. Çünkü ben mesela meğer limonunu tatlıda kullanacağım ekstra bilgisine haiz olduğum için işte benim yaptığım örneği limonlu tat çok ekşi olmuyor, tam kıvamında bir asiditesi oluyor. Ama ben aynı limonu kalkıp efendim diyeyim işte domates salatasına koyarsam yakışmıyor. Tuhaf geliyor. Hepsini alacağım, hepsini alacağım, isteyeceğim. Gördüğünüz gibi umarım bu epeyce burada kıvamında diyelim. Burada kıvamında bir krem oldu. O kremimizin içine portakal suyu da biraz koydum. Şimdi bunu tabii acık ne olacak? Evet, ne dedim size? Ne babaanne, narinciyeler şahane. Şimdi gerçekten hemen elinizin altında bulunan. Dolayısıyla Fransa'dan döndüm. Bu arkadaşlar buraya nasıl geldi? Biraz oradan da bahsedeyim. Buna iyi gelen geldi. Ya Adana'ya geliyorsun, belli memleketinde portakal mı kalmadı? İyi gelen istiyorsun. Coğrafi işaret almış olmalarının yanı sıra şöyle bir şey oldu. 2015'te orada İncil'lik bir metaflı arkadaşla tanıştım. Belki Bordakal Bahçen.com olarak da onu tanıyor olabilirsiniz. Perakende satış yapabiliyor online. Reklam olsun diye söylemiyorum. Değil bir iş yapıyor. Olmaz. Benim alışkanlığım ailemde Bordakal Bahçeleri vardı. Girersin bahçeye. Gönderirsin Amerika'ya. Kilosuna bir dolar alsan memleketimiz hakkında fazladır. Ne uğraşacağım? Zaten ön gelirim bu şerkezi. Ön yapmıyor. Bir kilo istiyorsun, bir kilo neresindeysen Türkiye'nin yolluyor. Bir de değil ise. Bir de değil. O zaman dedim, seninle bir derdini paylaşacağım. Ben Fransa'da mutfaklarda çalışırken henüz sezonu gelmediği için şu an burada yok ama o da Türkiye'de bulunuyor. Bu da parmakları denen şöyle parmak parmak iki limon cinsi vardır. Bu da parmağı var bu ülkede. Ne işte limon hapları var. Neden yok? Benim memleketim nalimci ülkesi değil mi? 2015'te konuştuk. 5 sene sonunda bir de şeyle sebeple geldi. Bak ben bunları yetiştirdim diye. İşte bergamotun çeşitleri geldi. Bu kapiler geldi. Şu gördüğünüzde, şimdi bunu da ezberim. Bu da lemon grass yapabilirsiniz. Limon otu diye diyebilirsiniz. Bir de limon rabiyaları olan. Bu tabağa özellikle bu için beraber koydum. Hafif limonunun dağıtını ya da yaprağı. Bunlar da taze ya da kuru olarak yine yemeklere katılabiliyor. Tatlılara, tuzlara kullanılabiliyor. Yani şuraya koyup deneyeceğim.
gastronomik bir değer çıkacağını düşüneceğiz için dönüp gidebiliriz. Böyle olması. Şimdi ben memleketimden bir örnek vereceğim. İstanbul'a gittiğimde de turuncun yılan gibi kullanıldığını bilen yok. Yani biraz önce dedim ya, benim beğen yolu İstanbul'da aynı kısmını çıktı. Sana devletin ucağı sirkeyle sevdiğim derler. Turuncu yakıyor. Turunç ve çeri çok zor ama bence en lezzetli maliyeti için önerilerdi. Şimdi bunu gezdiğimiz o arada da tamamı mı yapıyoruz? Ben konuşmayı her an bırakıyorum, iş yapıyorum. Anlat bakalım. Beni anlatayım. İzmir'den arayıp yani çok meşhur olmasa da İzmir'de bir arayıp yaşayacağız aslında. Turunç mesela çok konuşmadığımız bugün benim aklıma gelen Şadok diye bir arayıp var. Bilir misiniz bilmiyorum. Ağaç kavunu olarak da bilinir. Bu kadar gerçekten yani küçük bir kavun bulundularında. Çok kalın kavunlu, o beyaz kısmı çok kalın, biraz bergamotlusu. Ama bergamotla hiç alakası olmayan bir arayıp ben Aydın'la şu konuda katılıyorum. Burası yani Adana Botanik Çiçeği Festivali gibi çok büyük bir festivalimiz de var. Bu Şadok mesela, onu da çok fazla duyuyoruz. Çok fazla kullanılmıyor. Yani daha farklı aromalar yakalamak istediğimizde bütün öğrencilere de bence görebiliriz. Ve bence daha fazla dikilebilirdi. Ben mesela bu Şadok fidanını buldum en son. Çünkü pazarcı bir adım var benim. Bana şahsi olarak her sene 3 tane getirirdi. Aynı turunç marmelatı yapar gibi aynı şekilde onda marmelatını yapabiliyorsunuz. Ama bu turunç nasıl böyle turuncu ve şeffaf olur, biraz böyle şekerleme gibi olur. Aynı o da öyle oluyor fakat altın sarısı. Çok değişik ve çok güzel bir aroması var. Eğer bu şadok ya da diğer adıyla ağaç kavundan bulursa tavsiye ederim. Bence bu narenciye çiftçileri özellikle biraz böyle alternatif narinciyeleri de dikmeye başlayabilirler çünkü onların da çok değişik tatları. Aynı turunç gibi onun da suyu acıdığı mesela. Turunç reçeli yapmayı bilmiyorum, biliyor musunuz? Biraz yorucu bir süreç. Biz mesela ailenin bütün kadınları oturur bu aylarda turunç reçeline girişiriz hep beraber. Çünkü önce dilimlersiniz, iç beyaz kısmı acılaştırmasın diye rendelersiniz, alırsınız, acı suyunu bıraksın diye herkesin yapışı farklıdır. Biz mesela 5 gün, en az 5 gün her gün suda bekletiriz, suyunu değiştiririz. Çünkü turuncunun hoş bir acılığı vardır, onu biraz kırmak için. Ama bu turunçta da işte o acılık mesela ben seviyorum. Çünkü bence özelliklerinden biri turuncu zaten o hoş acılığı. Bazısı hiç acı sevmez, daha uzun süre suda bekletir, bazısı daha kısa suda bekletir. Böyle zor adamla ipe geçirdik, daha sonra şekeri eklenip yapılır mesela. Çok zahmetli ve çok lezzetli bir olacak. Aynı şadok da bu şekilde yapıyor. Eğer yani fırsat bulursanız bir şekilde bir yerde denk gelirseniz bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Ben de şu an önceden dilerim. Evet, burada bakalım nasıl devam ediyor tarihimiz. Bu haşladığımız merengi altındaki biraz önce yaptığımız muhallebisiyle aslında. Muhallebi değil, custard ama evet, custard. Aslında ama nasıl Türkçeleştirebilirim diye düşünüyorum. Yumurtayla aslında yoğunlaştırılmış süt aslında, evet, temel olarak. Ben şöyle size göstereyim kamera neredeyse. Götürebilir miyim değil mi şu an? Sonra hemen geri getireceğim. Kameradan siz daha kolay görürsünüz diye şöyle göstermek istiyorum. Altında bu kastık dediğimiz yumurtayla yoğunlaştırılmış süt. Üstünde biraz önce çok korkarak başladığım acaba böyle bir şey yaptım. Onun üstünde de segment halinde yani o dışları, içinin dışları çıkarılmış portakal dilimleri. Portakal değil mi? Son olarak da üstüne karamel gelecek. Şurada yaparsam herkes böyle geçecek. Çok güzel bir görüntü. Gerçekten bu üstünde. Durmayın mesela. Şu hareketten geçelim. Şöyle
yediğim için limon kabuğunu direkt üstüne yaptığımız için aroması da ekstra bir katman oldu.